Merhabalar efendim, güzel bir gün olsun herkese. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah güzel, hayırlı bir gün olsun. Şimdi ben Kadriye Hanım'a dedim ki, burada izleyicilerimizden. Dedim sen uyuyorsun, turuncu giymişsin ama uykulu gözüküyorsun. Hayır dedi, turuncumu giydim, enerjim yüksek dedi. Meğerse aşağı eteğime bakıyormuş, o yüzden gözü kapalı gözüküyormuş. Ama enerjisi yüksekmiş. Turuncu rengi biliyoruz arkadaşlar. Enerjilerinizi yükseltmek istediğiniz zaman, kendinizi böyle durgun, depresif hissettiğinizde turuncu rengi kullanabilirsiniz. İhbaratlarımızı vermek istiyorum. Yardım istediğiniz her konuda bizi arayabilirsiniz. 530-488-51-84. Şimdi geçen günlerde, hatta çarşambaydı sanırım, yayına şöyle başlamıştım. Demiştik ki kötü erkekler kapatılsın demiştik. Burada kızmışlardı erkekler falan ama siz kötü değilseniz üzerinize alınmanıza gerek yok aslında. Ama bazen özellikle yalanı alışkanlık haline getirmiş, yalan söyleyerek iki kadını bir arada idare eden ve yalan söylemeyi sonra kendi yalanına da kendi yalana inanan erkekler olabiliyor. Tabii ki bunlar bir iddianın sonucunda bizim söylediklerimiz. İpek de böyle bir hikaye anlatmıştı bize. Çok aşık olduğunu ve ama acı verici bir aşk olduğunu ve çoğunlukla kendisine yalan söylediğini söylemişti. Evet. Ne diyorsun İpek, bugün sana bir şey sormak istiyorum. Bugün düşündüğünde Ömer'le yaşadığın şeyi, hep ben bunu söylerim hani en büyük pişmanlığınız ne diye, tekrar yaşamak ister miydin? Yani bir seçim hakkın daha olsa Ömer'i tanımış olmak ister miydin? Asla. Yani çok pişmanım gerçekten tanıdığım, hani bu hayatım boyunca keşke tanımasaydım dediğim tek insan ya. Çok yani pişmanım onu tanıdığıma, keşke tanımasaydım. En büyük hediyesi çocuğun tabii, bir kadın için evlat ki. Çok kıymetli olduğu için babası ister kötü olsun ister yalancı olsun, anneler normal yani anneler diyelim çocuklarını severler. Peki İpek, sence bu Ömer toplam seni kaç kere kandırmıştır? Sayamadım ama günde en az 10 kere kandırıyordu yani. Günde 10 kere? Tabii canım. 3 sene çok, günde yani, 10 kere aynen. Kandırdı seni. Ya zaten Ömer'in 10 lafından 9'u yalan, 1'i şüpheli. O şüpheli de yalan da işte acaba güvensem mi diye bir kuşku içinde kalıyorsun. Hepsi yalan. Şuradayım, buradayım, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hepsi yalan. Hepsi yalandı. Evet. Düşünün her gün size 10 kere yalan söyleyerek kandıran biri var ve... Siz inanmaya devam ediyorsunuz. Bazen inanmak isteyince de inanma süremiz devam ediyor. Çok da güzel bir düğün fotoğraflarınız var. Ama bu düğün fotoğrafları olurken de aslında Ömer başkasıyla resmi nikahla evli. Evet. Çok güzel ama gelinliğin, tacın, duan. Evet. Gerçekten çok çok şık. Bu arada bize İpek, hani Ömer'e hiç para yollamadığını söyleyen bir arkadaşı bağlanmıştı dün. İpek bize dekontlarını attı. Gerçekten bir sürü dekontu var. Ne kadar attığımı da söyler misiniz Esra? Arkadaşlarımız toplam. Yani toplamı burada niye yanlış yazdılar onu anlamadım. 192 bin lira diyor ama daha yok. Birincisi 259 bin. 2 milyon 300 bin küsür evet. Bir rakam toplama. Bu dekontu kim topladı arkadaşlar? O bir tanesidir belki. O bir tanesi. Evet. Çünkü öyle biri yanlış yazmış herhalde. Çünkü... Şunu söyleyeceğim size, bir kadın bir dekontla ya bir para yolluyor ve yolladığı paranın açıklaması şu: seni çok seviyorum. Ve yolladığı para miktarı 259.377 lira. Evet. Yolladığı paraların miktarları hep çok yüksek. Toplamında 2 milyon TL'lik para var. Değil mi? 2 milyon 300 bin. 2 milyon 300 bin TL'lik para var. Evet. Ve dekontta açıklamalarda karnını doyur, seni çok seviyorum. Böyle diyerek yollanan paraları görüyoruz. Hep ama böyle... dün özür dilerim. İpek sen şey demiştin. Borç gönderiyorum diye yazdım bazılarına demiştin. Borç gönderiyorum yazdıklarımda 1,5 milyonluk. Evet. Bir de o var. Bir de onlar var. Bir de 1,5 milyon TL'sini borç olarak gönderiyor. Diğerlerini daha o zaman... Borç veriyorum, gülücük falan yazmışım hatta. Borç veriyorum. Tabii burada bu açıklamayı yapmam gerekiyor, izin verirseniz. Tabii. Bu tarz ödemelerde para gönderildiğinde eğer borç gönderiyorum diye yazıyorsan... tamam, bir alacak hakkı oluşuyor ama hiçbir açıklama yapmıyor ve gönderiyorsan... sen borç ödemiş gibi sayılıyor. Sen borç ödemişsin gibi sayılıyor. Evet. Yani kanun içtihatlar bu yönde... onun için bu çok önemli. Hı-hı. Ama tabii yani bunlar, borç yazıyor olmak borç önemli. Borç gönderiyorum diyorsa eğer
alacak hakkı kendine muhafaza ediyor. Hı hı. Ama hiçbir şey açıklama yapmadan gönderiyorsanız sanki siz o karşı taraftaki kişiye borcunuzu ödüyormuşsunuz, hı hı, gibi bir, evet, anlam taşıyor ve içtihat kararları da bu yönde. Yargıtay bunu böyle kabul ediyor. Hı hı. O nedenle açıklama getirmek, hı, istedim. Ama bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, hı hı, İpek'in alacak hakkı mevcut. Mevcut yani şu bir anda. Arada İki tane açmış olduğum icra dosyalarım, hı-hı, var. Onları da göndermiştim. Şimdi, evet, bu arada dün biliyorsunuz bir arkadaşı bağlandı Ömer'in. Ömer'in arkadaşı da dedi ki biz ona aslında çocuğuna nafakalar yolladık diye. Toplam 21 bin TL. 21 bin mi? Hayır. Yatması gereken para. Hayır hayır. Ama hayır. O bir yıl daha içinde fazla yatırılması gereken para 21 bin TL. 12.700 yatırmış. Yok, o kadar değil Esra Hanım. Şimdi bize verdiği dekontlarda o kadar. Evet, burada. 12 bin TL'ye göndermiş ya, o 12 binin sanırım 7 bin TL'sini şöyle yaptı. 5 bin, bu, 5 bin. Beraber yaşamış olduğumuz evden taşınırken, hani ben bahsetmiştim ya, arabamı sattım. Arabamın parasından 120 bin TL bir yıllık evin kirasını ödedim demiştim ya Esra, evet, Hanım. Ev sahibinden, ev sahibinin emlakçısından kalan 5 ayın parasını alıyor. Kalan 5 ay o para benim sonuçta, değil mi? Benim araba param. Evet. Benim, aha, araba paramdan, emlakçıdan aldığı parayı benim hesabıma gönderirken 7 bin lirasını nafaka diye gönderiyor. Ya benim paramı sen nasıl bana nafaka diye gönderiyorsun? Ha. Sen diyorsun ki orada nafaka diye yolladığı benim paramdı. Ben diyorum ki emlakçıdan aldığım parayı gönder. 45-50 milyar bir para alacağım. Onun 7 bin lira gibi bir rakamını, ilk attığı o para. Onu benim param yahu, araba param, yani ben vermişim zaten. Hı hı. Akıllılık, kurnazlık edip orada nafaka olarak gönderiyor. Tamam, onu da saydım, eyvallah, 7 bin lira nafaka da benden olsun. 17 ay boyunca 17 çarpı 1750 yaptığında kaç yapıyor? Bundan sonraki nafakaları da 3500 TL olarak. 3500 diyor kanun. 48 bin lira, 48 bin TL geriye dönük toplu nafakalarım var. Bir de şimdi mahkeme kararı açıklanmış. Hı hı. Karar 18 milyarda mahkeme dava ücretleri falan var. Hepsi, hı hı, içinde ayrıca bir icraya verip artık ödemezse içeri attırmak istiyorum ben bunu. Avukatımızdan da bu konularda yardım istiyorum. Tabii yardım ederiz tabii, kesinlikle. Ne gerekiyorsa şeyden çünkü sonra. Çünkü ödemiyor programdan hiçbir şekilde. Hani tabii, sadece bir şey soracağım ben, ama. Şey bahsettiler dünkü. Bu arada Tufan Bey, çok iyi hatırladım kendisini. Kuzeni Tufan dedin Bey de sen, hangi kamera kuzeni çekiyor? Hangi kamera çekiyor beni? Bu kameraya bakabilirsin. Tamam. Tufan Bey de kendisi bir dolandırıcıdır. Onu da söyleyeyim. Çünkü benim Ömer Aksin arabamı sattığımda arabamın parasını, dün bahsettim ya, 550 gram altın olarak banka hesabıma koymuştum. Bunun 120 binini evin kirasına verdim. Sonra eşya aldık. Kalan bir 300 bin lira gibi bir tutar vardı. Ömer bana dedi ki, İpek dedi, 45 bin lirasını bana borç olarak verir misin? Hı hı. Tamam dedim Ömer, veririm. Onu gönderirken ona borç olarak gönderiyorum yazmıştım yine. Geri kalan 200 bin lira gibi bir rakamı Ömer bana dedi ki, İpek dedi, kuzenimin hesabına para aktaracağım. Bir ticaret yapıyoruz dedi. Benim dedi banka hesabıma 200 bin lirayı at. Tufan'ın dedi hesabına göndereceğim. Tufan'ın dedi banka hesabından nakit olarak çekip yarın bu parayı sana geri getireceğim. Ufak bir ticaretimiz var. Aynı evde yaşıyoruz. Çocuğumun babası artık, hani bir yola çıkmışım, 3 sene olmuş. Beni daha fazla ne kadar kandırıp dolandırabilir ki diye düşünüyorum. Çünkü cebimdeki son param artık, hani bunu da dolandırırsa bittim yani. Evi geçindirecek hiçbir şekilde param yok. O parayı Tufan'ın hesabına atıyor. Ertesi gün getireceğini söylüyor ya. Ömer, diyorum ki, Ömer para nerede, 200 bin liraya getir. Yok vallahi İpek diyor, Tufan diyor o parayı çekmek için bir bir kuyumcunun hesabına attı. O kuyumcuya da benim ailemin borcu varmış. Aksinlerin bana borcu var deyip o parayı oradan kestiler. 1 lira bile param yok, kusura bakma. Şok oldum ya. Nasıl yok? Çok kötü bir şey en bu ya. En son 200 bin lirayı da o benim tutmuş olduğum, beraber yaşamış olduğumuz evin içinde beni, peki, bu şekilde İpek dolandırdı. Aslında bütün kadınlara da hani bu bir bütün ders kadınlara olsun, da diye, ders olsun. Diyerek şunu soruyorum. Hani bu artık onu da hani diyorsun ya, son paramı da verdim. Son ki paramı da kaldırıp milyonlar vermişsin bu adama iddiana göre. Son paranı da ona verdiğin zaman yani demedin mi son paramı veriyorum, bu adam şimdiye kadar beni kaç kere kandırdı. Vermeyeyim. Güvenmek istedim ya hani. Bana şöyle söylüyordu Esra Hanım. Birkaç ben açıklama yapmak istiyorum İpek, telefonlar bir saniye, gelmeden. Dün şimdi sen seslendin diye Tufan Bey'de attığımızda sen dedin ya kuzenine yolladı o parayı. Tufan Bey'e söyleyecek çok şeyim var benim daha. Düştü herhalde.
Tufan Bey dün bağlanıp şey söyledi Esra Hanım. Sünnet masraflarını biz karşıladık. Doğum Ömer masraflarını Bey, biz karşıladık. Bu arada siz de yayına bağlanacağınızı söylemişsiniz. Arıyor arkadaşlarımız şimdi sizi. Açabilirsiniz şimdi telefonunuzu. Ömer Bey'in de seninle yüzleşmek istediği ne şeyler Ömer, varmış. Ne Ömer ne de Ömer'in ailesi hiçbir şekilde benim doğumuma gelmedi. Çocuğumun sünnetine de gelmediler. Hiçbir şekilde sünnet masraflarını falan karşılamadılar. Ben Ömer'in amcasını hastanedeyken aramıştım. Dedim ki hastanedeyim. Ne yapıyorsunuz hastanede? Peki doğumda kim oldu yanında senin? Arkadaşım, babaannem, dedem. Ve benim arkadaşım Cemil'e hatta numarasını verdim. Her şey şahit bir arkadaşım arasını anlatsın diye. Yalvardık ki Ömer'e gel 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 diye. Ömer Tinder. Tabii. Bunların hani biz da düşünüyoruz ki evli var. O yüzden gelmemiştir. Yok, resmi nikahlı karısı var. Ben doğum yaparken o Tinder'da başka kızlara... Ben de Fıstıklık Mahallesi'ndeyim. Çok yakınız. Konumat görüşelim diyor. Ben orada yalvarıyorum. Bak doğuma giriyorum. İçim sızladı ya benim. Millet doğumdan çıkınca çocuğunu kucağına veriyorlar babasına. Benim yoktu yani yanımda. Ya şey, ama... Ve sünnet masraflarını falan da hiçbir şekilde karşılamadı. Yalan İpek, söylüyor. İpek, bu demin söyledin ya. Gelmediler para... de ne doğumuna ne sünnetine. Demin para gönderdim dedin ya. İşte şeye, kuyumcuya aktarılmış, evet. Kuzenine göndermişler. Bunlar Ömer'in şeyleri. Bunlarla ilgili WhatsApp yazışmaları var mı? Yok, bunlarla ilgili WhatsApp konuşmaları sadece yok. Sadece telefonda konuşuyoruz. Sadece telefonda konuşmaları yani kanıtlanması zor. Bir onu şey onun daha için söylemek istedim, istiyorum. Evet. Büyük ihtimalle düşünüyorum yani Ömer'i ben tehdit ediyormuşum ya. İşte beni tehdit ettiği ses kayıtları var falan diye. Büyük ihtimalle ihbar tehdit kaydını atmıştır. Tehdit ettiği neyle ilgili tehdit? Neyden bahsediliyor? Birazdan telefona bağlanırsa aynı şeyi yine söyleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü sıkışınca erkekler ne yalan söyleyeceğini şaşırıyorlar ve böyle söylüyorlar. Ben onu tehditle yanıma getiriyormuşum ya. Ne diye tehdit ediyormuşum? Yanıma gelmezsen arkadaşlarınla olurum diye. Şimdi Ömer Aksin kalkıp benim arkamdan bu şekilde söylediğini ben duydum. Baldızından ve birkaç kişiden. Ben de çok sinir krizi geçirdim. Babaannem, dedem, çocuğum şahit. Saçlarımı yoldum, kafamı duvardan duvara vurdum. Ya sen nasıl böyle bir şey söylüyorsun? İftira benim senin arkadaşlarınla ne işin var? Cinnet geçirdim. Balkonlara çıktım, saçlarımı yoldum. O an ona bağırdım. Dedim ki sen bunu nasıl söyleyebiliyorsun? Arkadaşlarımın altına bilmem ne falan diye. Gel dedim buraya, benimle hesaplaşacaksın, yüzleşeceksin. Gelmezsen dedim o arkadaşına bunu yaparım. Yani o söylediği şeyleri ona iade ettim. Hani sen böyle söylüyormuşsun, gel dedim benim karşıma bunları nasıl söyleyebildin, böyle böyle yaparım. Büyük ihtimalle onu da buraya atmıştır. Bir insanın damarına basarsanız Esra Hanım, canı yanan eşek atı geçermiş diye bir laf var. Benim canımı çok yaktı. Bir hanımefendi var hattımızda, Ömer'i tanıyan bir hanımefendi. Merhabalar. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Sağ olun, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben aslında İpek beni çok iyi tanıyor ama ben şu anda burada ismimi vermeyeyim İpek. Daha sonra da arkadaşlarım da yayındaki arkadaşlar verebilirler. Tabii, buyurun. Ben sadece şahit olduğum bir şeye anlatmak istedim. Ömer'le İpek birlikteyken Ömer'le İpek bizim yanımıza gelmişlerdi. Biz oturuyorduk. Bir cumartesi günüydü. O dönemler muhtemelen İpek para vermeye devam ettiği bir günlerdi. Sonra Ömer'e bir telefon gelmişti. İpek bizimle kalmaya devam etti. Ömer gitmişti. Ömer telefon para istediğinde İpek bizim yanımızda aslında konuşmadı. Hem de onu rencide etmek adına muhtemelen konuşmadı. Bu kaçıncı isteyiş, bu kaçıncı defa, neden diye bir bağırışma olmuştu. Onu hiç unutmuyorum. Ve ben şu an hala onun arkadaşıyla birlikteyim. Arkadaşıyla birliktesiniz? Ömer'in arkadaşıyla birlikteyim. Ömer'in arkadaşıyla birliktesiniz. Yani İpek'in çok defa Ömer'e para verdiğine mi şahit oldunuz? Evet, evet doğrudur. Hatta ben kendi erkek arkadaşıma neden dedim hani direkt talep ediyor falan, sen karışma demişti. Ve biz dünden beri de erkek arkadaşımla kavga ediyoruz. Bağlanma vesaire gibi konu oldu. Teşekkür ama ederim, olan bir şey var. Ömer'in adaleti diye de bir şey var yani. Kimse salak yerine de konmasın. Ve bugün aynı şeyi ben de yaşayabilirim. Ama bu kız evet o adama para yedirdi yani. Yedirdiğine de şahit oldum diyorsunuz. Evet. Defalarca yedirdiğini erkek arkadaşımdan da biliyorum. Keza biz zaten Şeyma ile evli olduğunu falan bilmiyorduk. Yani önce çevreye Ömer'in evli olduğu söylenilmedi.
Sonrasında zaten duyuldu. İpek kendi arkadaşlarına dahi ilk duyduğu anda bile söylememişti. Bir konuşmasına şahit oldum. İnsanlara nasıl söyleyeceğim, bu kadar hazırlık oldu falan filan. Sonrasında Şeyma ile evlenilmeyeceğini anladığı anda zaten Ömer'in evli olduğu patlamaya başladı. Yani Şeyma ile evli olduğundan sizin iddianıza göre İpek'in haberi yoktu diyorsunuz. Hayır yoktu. Şöyleydi. İpek'le birlikte olduğu sürede zaten Ömer evli değildi. Şeyma ailemin baskısı, ailemin zoru, ayrılacağım baskısı, beni bekle, ailemin gönlünü etsin, bununla evlenmek zorundayım muhabbetleri döndü. Sonrasında biz hepimiz bir yıl iki yıl içinde ayrılacaklar diye bekliyoruz. Çünkü ailesinin zoruyla evlenildiğini düşünür. Hepimiz böyle düşündük. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. O dönemler Ömer dünya iyisi bir adamdı. Evet. Yani asla sütte leke olurdu, Ömer'de leke olmazdı İpek'e karşı. Yani aslında kime güveneceğiniz de belli değil. Baksanıza çok iyi bir insan olarak düş görüyorsunuz. Ömer de çok sevdi. İpek de çok sevdi. Ömer ya. Sevmedi diyemem. Ömer de çok sevdi. Ya o dönem ben hep şey söylüyordum yani, adama bak diyordum ya, nasıl kol kanat geriyor, muhabbet yok. Ama bir taraftan da hep para isteme konusu benim hep midemi bulandırmıştı. Ama şunu biliyorum, o dönem ikisi de birbirine sırılsıklam aşıktı. Ömer günde oturduğumuzda İpek'i 30 defa 40 defa arardı. Neredesin, ne yapıyorsun, kim var yanında, şu anda neredesin? Hep böyle hesap sorar gibiydi. Hep merak ederdi. Kıskançlık krizleri vardı. Evet. Ama Ömer de sevdi. Ömer, şu an eğer beni dinliyorsan, ben burada ismimi veremiyorum. Sonrasında da verebilirim, problem değil. Kardeşim, sen bu kızı çok sevdin. Bu da seni sevdi. Şu an evlisin. Yaptığın şey evet normal değil ama bari geçmişteki sevginin hatırına, saygın olsun değil mi? Geçmişe, sevgine, yaşananlara. Sonuçta çocuğunu taşıdım karnımda. Gerçekten saygıya davet etmek istiyorum. Hani başka bir şey istemiyorum. Sevgiyle yaşandı ama saygısızlıkla bitti yani. Saygıyla bitsin, saygıyla devam etsin. İnsafa, vicdana davet ediyorum onu. Ben bu iftiraları hak edecek hiçbir şey yapmadım ya. Gerçekten ne kadar kötü bir şey. Bir kadına iftira atmanın günahının boyutunu sen hiç mi bilmiyorsun? Cennet yüzü göremeyeceksin. Bir kadına nasıl böyle iftira atabiliyorsun televizyonlarda arkamdan? Anlam veremiyorum. Ben arayan kişiyi tanımıyorum. Belki biraz düşünsem dünkü tufan gibi hatırlar ama çok teşekkür ederim arayıp bağlandığı için. Aslında İpek, senin en büyük üzüntün, yani iftirayla, yani namusuna, ona karşı evet, olan sadakatine olan iftira yaşandı. Atıldı. Peçete verir misiniz arkadaşlar? Yani ona karşı olan hani sadakatinin sorgulanarak bir erkeğin iftira atması çok kötü, iğrenç bir şey. Yani 3 yılınızı paylaştınız, her şey yalan çıkması yetmedi. Bir de iftira atıyor. Ya biraz arkamızda dursana şöyle. Evet, ben sevdim bu kızı. Ben dedim ki 10 milyonum da olsa ben bu adama feda ederdim. Sen kaç kuruşa sattın beni ya? Sana ne vaat ettiler ha? Senin ailen ne dedi? Senin gözünü neyle boyadılar? Seni neyle korkuttular ki? Sen bana bu namussuzca iftiraları atabildin ya. Ortada bir çocuğumuz var. Dedim ki çocuğun var, çocuğundan utan. Bu yayınları senin çocuğun ileride büyüyünce izleyecek, boynu eğilecek. Yapma, etme. Ne yaptım ben bu iftiraları hak edecek ya? Tabii orada ben bunu kaldıramıyorum. İnsan gibi arkamızda dursaydı. Hata olduğumu söylüyorsun Esra Hanım. Bir hata bir kere yapılır. Bir geceliktir, bir haftalıktır, bir aylıktır, 3,5 yıl bir hata olmaz. Bu adam benim yanımda yaşarken, benden 3 kere çocuk yaparken arkamdan o namussuzca kelimeleri duydum, şok oldum da ben bu canlı yayınlara çıktım. Sonra hakkımı aramaya başladım ya. Ben bunları mı hak ettim? Hayır, ben tabii. Ne yaptım bu insana ya? Her zaman yanında oldum. Para istedi, verdim. Diyorum ki bu dünyada kavuşmamız imkansız. Öl dese ölürüm, o kadar seviyordum. Defalarca ayrıldım, ayaklarıma kapandı. Hamile olduğumda eve var ya 10 milyarlık 20 milyarlık çiçekler gönderdi. Bir oda dolusu çiçek gönderdi. Çiçeklerin üstünde kalp atışı muhteşemdi. Ya birlikte gittiğimiz doğum kontrolüne gittiğimiz doktorlarımız bile bizim canlı yayınlarımızı izlemiş de şok olmuş. Nasıl yani DNA istedim diyor. Beraber geldiler bunlar. Tabii zaten tüp bebek yaptınız. Yani zaten bakın bir şey söyleyeceğim. Tüp bebek yapıyorsunuz. Tüp bebek belli ki gidip başkasının spermini alacak değil bu kız. Ben bu iftiraları kaldıramıyorum. İnsan gibi, adam gibi hata yaptım. Tamam, pişmanım. Ya bu adamla bak, bu boyuna posuna bak. Dışarıdan bakınca melek gibi bir adama benziyor. Doğru diyorlar. Ama yok yani, narsist bu insan. Nasıl yapabildin?
İpek sana ne yaptı? 3,5 yıl emek verdim. Şırnağa gittim, Mardin'e gittim, Mersin'e geldim. Oraya git, buraya git. Her şeyimi döktüm uğruna ya. Koluma Ömer yazdırmıştım. Ömer. Doğumuma gelmediğinde kapattım ben bu dövmeyi. Karısı çok seviyorsa karısından 3 üstlük bebek yapsaydı. Karısı çok seviyorsa o yazdırsaydı Ömer Mümer buralarına. O başvursaydı kanallara, kurtarın beni İpek'ten deseydi. O kadar çok seviyorsa karısına... O yapsaydı bunları. Ne yaptım ben ya? Madem seviyordun karını ki bana bunu yıllarca söyledi. Ben karımı seviyor olsaydım senin ne işim olmazdı İpek. Ben karımı seviyor olsaydım sen altın olsan, elmas olsan sana bakmazdım. Karımı seviyorsam senden tüp bebek yapmazdım. Zorla evlendirildim. Bu şeylere de herkes şahit. Benim bana attığı iftiralar zoruma gidiyor. Ve inanın ben onunla insan gibi bitirmek için o kadar çok dil döktüm ki. Ailem de babam da defalarca söyledi. Oğlum bak yuvana git. Dön. İpeğin peşini bırak. Hayır baba. Hayır baba. Ben İpek'i seviyorum. Ben seni Şeyma'yı sevmiyorum. Evet beni hiçbir zaman bırakmadı. Buna birinci dereceden bütün akrabalarım, bütün arkadaşlarım şahit. Kaç kere pencereden dışarı yüzükleri fırlattım. Neler yaptım ya. Her seferinde ayaklarıma kapandı. Kapıdan kovdum, bacadan girdi. Kaç kere sarıldı, ağladı bana. Bana dedi ki İpek aileme karşı gel beraber oyun yapalım. Ailem senden ayrıldığımı bilirse senin paralarını verir. Çünkü ailem beni tehdit ediyor. İpek'le olmayacaksın. Yuvana döneceksin diyorlar. Ben aileme senden ayrıldığımı söylersem, biraz dişimizi sıkarsak 5-6 ay, Şeyma'yı kandırırsam, ben Şeyma'yla çok mutluyum diye gösterirsem, ailem sana paranı verir. Hı hı. En azından ben kendi ailemden... İpek. Ben kendi ailemden umudumu kestim. Senin paranı alalım da yarın öbür gün oğlumuzun garantisi olsun. İpek bir şey söyleyeceğim. Sonra ben Şeyma'yı bırakayım dedi. Şunu anlatırken şunu söylemek istiyorum. Çünkü buradan da aslında yaptığımız programlar insanlara biraz feyiz olsun. Ben de sosyal medyamda sıklıkla söylüyorum. Özellikle evli erkeklerin söylediği yalanlara. Karımı sevmiyorum, zorla evlendirildim, şimdi boşanacağım. Aslında evet, birlikte evet. Uyumuyoruz, birlikte yatmıyoruz gibi şeylerine inanmayın diye söylüyorum. Özellikle evli olan erkeklerin söylediği bazı yalan kalıpları var. Genç kızlar, karşınıza evli erkekler çıkarsa ki senin durumun biraz farklı, evli olduğunu ve evleneceğini bile bilmiyordun. Evet. Evli bir erkek çıkarsa aslında şu gün yarın boşanacağım, ailemin zoruyla evlendim, birlikte olmuyoruz, sevmiyorum, çocuklar için katlanıyorum, ailem için katlanıyorum laflarına inanmayın. Çünkü evli erkeklerin birçoğu bunu söyleyerek birçok genç kızı peşinde sürüklüyor. Birçok genç kızla yıllarca ya da genç kadınla yıllarca birlikte oluyor. Lütfen evli erkeklere asla ve asla inanmayın. Bir kere evli erkekler de beni duysun. Söylediğiniz yalanlar bile aynı. Gidin elbet bari biraz bir gün yaratıcı olun ya. Hepsi yalanlar bile aynı arkadaşlar. Gidin. Madem sevmiyor musun karını, git boşan. Git boşan. Ne başka kadından ondan ona yalan niye söylüyorsun? Niye kandırıyorsun? Niye çocuk yapıyorsun sonra? Benim günahıma giriyorsun, çocuklardan ne istiyorsun? İpeği kandırdım, dolandırdım ama bu çocuğun günahı ne? Yazık değil mi bu çocuk babasız büyüyor? Böyle kanallarda annesini ağlarken görüyor. Yazık değil mi benim çocuğuma? Olan zaten en çok çocukları oluyor. Oğlum babasını soruyor mu İpek? Oğlum 1,5 yaşında Esra Hanım. Hı hı. Özlüyordur tabii ki. En son ne zaman gördü babasını? 3,5 ay oldu. 3,5 ay oldu. Soruyor mu? 1,5 yaşında da olsa bilir aslında ya çocuk. Ya sürekli baba baba diyor. Birilerinin peşinden gidiyor. Ağlıyor işte böyle. Erkeklere karşı daha çok sıcakkanlı. Biraz büyüdüğünde sorduğunda ben ona ne diyeceğim? Ben onu bilmiyorum. Ben kendimi suçlu hissediyorum aslında. Ya ben kendi vicdanımla boğuluyorum bu çocuğa. Bunu bilmiyordum, yaptım ama... Çok pişmanım. Bunun altında daha çok eziliyorum açıkçası. O çocuğa ne diyeceğim? Hı hı. Hani babasını sorarsa ona ne söyleyeyim evet. diye de üzülüyorsun sen. Yani diyorum ki bu sen. Çocuk okula gidecek. Anneniz babanız ne iş yapıyor diyecekler. Ne bileyim bir anaokuluna gidecek, ilkokula gidecek. Diyecek ki anne benim babam nerede? Ben o zaman bunun altında ezileceğim diye çok korkuyorum. Yani tabii bir çocuğa bunu açıklamak, anlatmak, senin o zamanki hani duygusal... kandırılmanla bu çocuğu yapmış olman ya da baba olacak, bunun güçlü bir baba olacak beni olarak rahatsız ediyor, onu rahatsız etmiyor mu? Hiç mi başını yastığa koyduğunda
Yani o eşiyle mutlu olduğunu söylüyorlar ya. Eşiyle başını aynı yastığa koyduğunda hiç mi bizi düşünmüyor? Ben bu İpek'le bu çocuğun hayatını kararttım. Nasıl böyle namussuzca bunlara iftira atıyorum diye hiç mi vicdanı sızlamıyor? Ne yaptım ben ya? O çocuk ne yaptı? Ya arkamızda dursaydın kim ne derdi ya? Herkes biliyordu zaten. Eşinin ailesi de biliyordu. Kendi ailesi de biliyordu. Arkamızda kapı gibi, adam gibi dursaydın böyle rezil olmazdın. Biz de rezil olmazdık. İnsan gibi ayrılabilirdik. Defalarca söyledim. Bak ayrılın. Yok. Ne ayrılması? Ben ondan boşanacağım. Biz dünyanın en mutlu insanı olacağız. Sen bana çok katlandın, çok çektin. Ben seni dünyanın en mutlu kadını edeceğim diye bana vaatler verirken beni böyle 84 milyonun önünde defalarca ağlatıyor ve hiç mi vicdanı sızlamıyor ya? Benim görüntülerimi böyle televizyonlarda, internetlerde görünce 84 milyon ağlıyor, kahroluyor da bu hiç mi üzülmüyor ya? Bir kere olsun telefona eli gidip de arayıp vicdanı sızlayıp demedi ki oğlum nasıl İpek, özür dilerim bunları yaşattım size, hakkını helal et demedi ya. Ya hiç mi vicdan yokmuş, ben nasıl tanıyamamışım bu insanı İpek. Diyorum ya, ben bu insana milyonları feda ederdim. Bu bizi kaç kuruşa sattı ya? Buna ne vaat verdiler de bizi sattı? Ailesi İpek'i bırakırsan, çocuğunu bırakırsan sana servet veririz. Dükkanlar, evler, arabalar veririz dedin de mi bizi böyle rezil rüsva etti? Neye değiştin bizi? Ömer, bizi neye sattın? Ben bunu çok merak ediyorum. Şu an ben ağlıyorsam kendime ve çocuğuma ağlıyorum. Kesinlikle Ömer'e karşı duygusal hiçbir bağım yok. Allah eşiyle mutlu mesut etsin ama ben bu yaşadıklarımı hak etmedim. Bugün burada olmayı, bu konumda olmayı hak etmedim. Bu çocuğum da bu konumda hak etmedim. Olmayı hele hak etmedim. Hele o çocuğa yapılmış şey. Ağlıyorsam gözyaşlarım bunun için, Ömer için kesinlikle değil. Ama benim ahım onu yaşatmayacak. Sürüm sürüm sürünecek. O bu dünyada böyle mutlu mesut eşiyle yaşıyor ama bunun bir de yerin altı var. Allah'a nasıl hesap verecek ya? Ha? Benim bu kadar ahımı, günahımı alıp bir kadını, bir çocuğu böyle rezil edip hiç mi bunun ilahi boyutunu düşünmüyorsun sen? İpek, ben hep şuna üzülüyorum biliyor musun? Erkek geliyor, karısının yanına dönüyor. Diyor elimin kiri, çapkınlık yaptım, şöyle oldu, beni kandırdı diyerekten. Evet. Karısıyla mutlu mesut, başına işte yastığa koyuyor. Artık karısıyla mutlular. Burada başka bir kadın var, kandırdığı kadın var, parasını yediği kadın var, çocuk yaptığı kadın var. Hiç bununla ilgili en ufak bir vicdanı yükümlülük hissetme. Yani erkek ne kadar rahat bir dünya ya. Oh ne güzel, ne âlâ memleket. Erkek diyecek ki elimin kiri, çapkınlık yapmıştım. E kadınla ne olacak? Kadın hayat boyu bir çocuğun sorumluluğunda, belki de o çocuğa bakarken gönlünün ezikliğini hissedecek. Yani neden ben ona uygun, ona sahip çıkan bir babadan çocuk yapmak yerine böyle terk edip giden, başka kadına sığınan, paramı bitirdikten sonra yok olan bir adamdan çocuk yaptım diyecek. Lütfen hiçbir erkeğe, lütfen bakın karısına da söyleyeyim, Şeyma Hanım size de söylüyorum. Ben her zaman resmi nikahlı eşi haklı bulurum. Bütün haklar ondadır derim. Ama burada çok büyük yalanlar var. Sizin kocanız masum değil. Her zaman şunu söylemek rahat gelir. Ay o da metres. Ay o da evet, benim kocamı ayarttı. O buldu. Hayır beni böyle bir şey değil. Hiç kocasına suç bulmuyor. Size sorumluluğu olan kocanız. Kocanız maalesef iddialara göre büyük bir yalancı. Ve İpek ilk olmayacak. Sonrasında tekrar tekrar yapacak. Yani bunu bir yapan bir daha yapar, bir daha yapar. Sizin için söylediği hakaretleri gördüm. Yani Şeyma Hanım, sizin için hani diyelim ki bu kadın kötü, İpek kötü, sizin için söylediği hakaretler İpek'in sosyal medyasında canlı canlı adamın ağzından çıkan hakaret, affedersin, siz aradığınızda aşkını ilan ederken İpek'e karısı arıyor arkadan. Şimdi söyleyeceğim, siz de izlemediyseniz, karısı arıyor, aşkım bebeğim senin için ölürüm işte, seni tövbe haşa, Allah'tan daha çok seviyorum derken İpek'e arkadan karı sarıyor. Bu affedersiniz o nokta tekrar beni arıyor. Allah'ın belasına bir yatıyorum diyeyim de bilmem nesine diyor Şeyma için. Ona bir şöyle diyeyim de tekrar seninle konuşayım bebeğim diyor. Bu sırada yüzüğü de görüntüsünü çekmiş. Şimdi bu böyle diyen bir adamın aşikar bir şekilde diğer kadını da kandırdığı belli. Aşikar, net. Şeyma Hanım'a da sesleniyorum. Erkeklere
Kocanız dahi olsa bu şekilde prim vermeyin. En büyük sorumluluk hata kocanızın. Kocanız sürekli bir şekilde yalan söyleyerek diğer kadını kandırmış. İpek de son olmayacak. Bunu da bilin. Sizin için de çok üzgünüm. Sizi de kandırdığını düşünüyorum. Ama maalesef tekrar 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 kandırılacaksınız. Filiz Hanım buyurun. Ben Ömer suçlu, eyvallah, ama Ömer kadar İpek de suçlu. İpek cahil bir kız değil, dün bize üniversite okuduğunu söyledi. Senden 300 çocuk istediğinde neden demedin ki getir nikahı bas ben sana 500 de doğurayım, niye demedin? Dedim, madem sana nikahı yapmadıysa neden bu adama çocuk yaptın? Neden yaptın? Çocuğu neden yaptın o zaman? Tamam, söyleyeceğim şimdi. Esra Hanım. Evet. Şimdi bu gelinlik geldi. Alma olayına da bebek olayına da ben değineyim. Evet. Ömer eşi 1-2 aylık hamileyken ben WhatsApp konuşmalarının ekran görüntülerini de yolladım size. 300 çocuk istiyorum yazdı bana ve ben hamile olduğunu falan bilmiyorum. Sen evlenmeden şimdi önce şöyle, bir çocukları olduğunu ve mecburen evlendiklerini biliyorsun. Bir çocuk sadece var 2-3 yaşlarında diye biliyorum ama hamileliğiyle ilgili henüz bir bilgim yok. Sonra onlar o arada 7 aylık falan evliler sanırım. Ömer bana diyor ki 300 çocuk istiyorum. Ben de dedim ki tamam, hani bir yıl dolunca anlaşmalı olarak boşanacağım diyor. Ve benim yanımda sürekli eşi Şeyma'yı arıyor. Gel boşanalım, gel boşanalım. Bir sen bir sevgilim beni arayıp durmayın, beni rahatsız etmeyin. Ben sevgilimleyim. İpek, şunu tekrar açıkça söyleyelim. İpek'in yanında Ömer karısını sürekli arıyor. Ve hoparlörü açıyor. Ben senden boşanacağım, ben İpek'i seviyorum diyor. Öyle değil mi? Evet evet. Ya Ömer olmadığı zamanlarda bile ben Şeyma'yı defalarca kez aradım. Bak Şeyma dedim. Ömer benden 300 çocuk istiyor. Böyle böyle. Haberin olsun. Boşanacak mısınız daha 7-8 aylık evliyken? Ömer'in hayatında boşanmayacaksan ben daha fazla durmak istemiyorum. Bana her defasında dedi ki inanın belki yüzsüz diyebilirsiniz, arsız diyebilirsiniz ama ben de yolumu çizip önüme bakmak istiyordum. Ömer beni kandırıyor mu, kandırmıyor mu? Sürekli eşini arayıp bir teyit almak istiyordum. Ona daha şimdi çok güvenmek istiyordum. Şunu da söyleyeyim, izleyicilerimiz de bunu şey yapsın. Bize göre tabii ki bu hareketler bence yanlış. İpek'in hani yok eşini aradı, şöyle yaptı falan. Ama şimdi ortada başlangıçta başlayan, hiç evli olduğunu söylememiş. Sonrasında İpek'le birlikteyken başka kız kadınla evleniyor ya. O sırada da diyor ki İpek'e, ben diyor boşanacağım. Bak seni biliyor. Şeyma da zaten başka sevgilisi var. O öyle da ayrılmak söylüyor, istiyor. Sen de o sırada konuşuyorsun. Şeyma ne diyor sana? Şeyma da bana diyor ki bir yıl dolsun. Ben zaten boşanacağım. Bununla diyor çekişmeli değil, anlaşmalı olarak boşanmak için bir yılımızın dolmasını bekliyorum. Hı hı. Tek celsede boşanmak istiyorum. Ben kurtulmak istiyorum Ömer'den. Ama diyor bizim zaten bir çocuğumuz var. O çocuğuna bile bakmıyor ki. Hani bana bakmadı, bu çocuğa bakmadı ki sana baksın, senin çocuğuna sahip çıksın. Hı hı. Halbuki ortada bir çocuk yok ve Şeyma hamileymiş. Hamileliğinin başları. Peki Şeyma hamile, sana hamile olduğunu niye söylemiyor? Söylemiyor, onu da Ömer tehdit etmiş. Kafasına silah dayamış, İpek'e söylemeyeceksin demiş. Acaba? Böyle bir şey var mı ya, bir kadın nasıl kabul eder bunu ya? Evet, bunu da bana sonradan Şeyma söyledi doğum Katya yaptıktan sonra. Katya, ne düşünüyorsun? Yani bir kadın Şeyma'nın yerinde bir olsanız. Anlatmak bir istiyorum. Bir adam demek sevgilisini ki, arıyor Filizanın sizin yanınızda, karısının yanında. Ve karısına diyor ki hamile olduğunu Şeyma'ya İpek'e söylemeyeceksin. Yani bir kadın nasıl kabul eder, bir karısı nasıl kabul eder bunu? Kabul hiçbir zaman etmez ama Esra Hanım tehdit etmiş, dediği gibi büyük tehdit var. Zeynep sen de yanlış, onlar tamamen yanlış. İkisi beraber olmuşlar. Ben ama anlatıp bitirmek istiyorum. Hani Filiz Hanım'ın sorusunu şimdi tamamlayacağım. Hı-hı. Biraz uzun ama dinlerseniz bir 5 dakika anlatmak istiyorum. Ben arada bir şey söyleyebilir miyim? Evet buyurun. Yani şimdi ortada bir çocuk var ve gerçekten bunun vebali çok ağır. Yani Hı-hı. çok önemli bir durum. Evet. Çok da hepimiz de çok böyle üzülerek dinliyoruz. Hı-hı. Çok ciddi sıkıntılı bir durum. Fakat ben biraz da hukukçu kimliğimle şunu öğrenmek isterim. Yani burada hiç dinlemediğimiz bir Ömer var. Evet. Ömer neden bağlanmıyor acaba? Yani bir erkeğe bu yakışmıyor bu durum. Hani açıp tabii bağlasa ki, belki de İpek'in söylediklerinin belki bir kısmı, yani tenzih ediyorum, yanlış alama kardeşim. Belki de yanlış söylüyordur, belki eksik söylüyordur ama keşke Ömer bağlansa da keşke şu olayı biraz daha olsa netleştirsek. Yanlış yani, olan insan, tabii, yalan olan insan böyle televizyonlara ben çıkıp söyler mi? Ben ona borçlu olsam. Yani ben onu kandırsam benim burada çıkıp konuşmaya yüzüm olur mu yani? Yok yok, ben suçlamıyorum. Şimdi ben yorumlara da bakıyorum bazen. Hani bu yani ilişki hep karşımıza çıkan bir ilişki olduğu için. Mesela bir tane yorum yapan kişi demiş ki adam evine yuvasına dönmüş. Ne istiyorsunuz şu an, ben anlamadım diyor.
Yani şimdi her şey çözüldü mü? Yuvasına döndü oldu. İşte bundan bahsediyorum. O yuvasına döndüğü kadın da susmamalı. Yani adam yuvasına... burada çocuk yaptı adam. Gitti tüp bebekle çocuk yaptı. Sonra yuvasına rahatça döndü. Şunu bedel ödetmediğiniz herkes gidecek tekrarını size yapacak. Başka kadınlara da yapacak. O yüzden yuvasına döndü. Gitti elinin kiri mi oldu yani? Böyle bu kadar basit. Böyle yapan bir insan tekrar yapmayacak mı? Burada çocuk yaptı çocuğun vebali ne olacak? Böyle dememeliyiz arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. Bana ne yuvasına döndü. Hayır. Bir daha yapacak. Siz Şeyma'ya sadakatli mi kalacağını düşünüyorsunuz? Hiçbir bedel ödemedi. Tekrar yuvasına yastığa baş koyacaklar. Hayır. Tekrar yapacak. İpek baban Ali Bey hattımızdaymış. Evet. Ali Bey. Bu arada Ömer bağlanacağını söylemişti. Şu an arkadaşlarımızın telefonunu açmıyormuş. Ben hep şunu söylerim. Genelde suçlu olan... Çok haklı, hakkaniyetli olmayan insanlar genelde kaçarlar. Bence Ömer Bey konuşmalıydı. Tabii belki şimdi biz dekontları gösterdik. Ömer Bey'e giden bütün paraları. Yoksa Ömer Bey gerçekten haklı olsa bir insan konuşur. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bir insan haklı olsa, yani ben haklıysam açarım kanıtlarımla birlikte çıkar. Televizyona böyle konuşurum yani. Tabii yani zaten kaçış bir suçluluk göstergesidir. Evet. O nedenle yani haklı olan insan mutlaka bir şekilde şu ya da bu şekilde herhangi bir ortamda ne olursa olsun koşullar çıkar kendini savunur. Zaten ben de onu demek istedim demin. Yani tamam her şey mümkün başka biriyle evli şu bu ama ortada bir çocuk var. Hı hı. Yani yazık günah bir. İkincisi bir mahkeme kararıyla bir nafaka kararı var. Hı hı. Bunu ödemiyorsunuz. Bu nafaka zaten bu çocuğun maması. Yemesi içmesi bu çocuğun vebanını kim taşıyacak? Hı hı. O nedenle şimdi, savunması lazım yani kendine Ömer'in. Evet, çok enteresan bir şey anlatmak istiyorum size. Bir hikaye kendi danışanımdan da. İpek'in babası Ali Bey hattımızda ama bunu bütün kadınlara örnek olsun diye anlatacağım. Beni dikkatli dinleyin lütfen. O kültürden yani bu çok kıskançlık kültüründe çok kıskanç olduğu için erkek aslında bir iz bırakmak istiyor. Ve iz bırakmak da nedir? Çocuk yapmak. Mesela bu tarz erkeklerin çok fazla başka kadınlardan çocuk yapmak istediğini görüyoruz. Aslında bu çok da ilkel bir düşünce fikri ama çocuk yaparak sende kalıcı bir iz ve kalıcı bir şey bırakmış oluyor. Yani hani mesela bir erkeğin çocuk yapma dürtüsü aslında izini bırakmak ve soyunu devam ettirme bağı da olduğu için eğer evli bir erkek sizden özellikle çocuk yapmak için ısrarcı oluyorsa o sizi... O şekilde tutacağını ya da iz bırakacağını düşünüyordur. Yani bir şekilde sizi bağlamak istiyor aslında. Böylelikle benim artık ondan çocuğum oldu. Benim onda sonuna evet, kadar söz hakkım var. Çocuk sonuna zaten. Kadar izin var. Özellikle bu tarz hani kendini kıskanç olarak ya da bu tarz tanıtan erkeklerde bunları görüyoruz. Aman ha evli biriyle birlikteysiniz. Gel çocuk yapalım bak o zaman ikna olur yok şöyle yapalım. Buna inanmayın. O orada iz bırakarak kendine bağlamak istiyor. Böyle bir şeye lütfen kadınlar da beni dinliyorsa asla ikna olmasın. Çünkü bana kadınlar söylüyor ki diğer kadın ondan çocuk yapmaya çalıştı ki bağlansın. Hayır bunu yapmak isteyen genelde erkek. Bu da aklımızda olsun. Ali Bey babanı sattığımızda. Esra Hanım bir şey de hatırlatabilir miyim? İki gündür üst üste bağlanan kişiler dedi ya İpek işte Ömer'in evli olduğunu biliyordu. Evli olduğunu bile bile devam etti diye. Bir savcıya verdiği kendi ağzıyla verdiği evet onu birazdan ifade anlatacağım. Var. Tamam onu şimdi da bu arada hani evli olduğunu söylemiş söylememiş hikayesi var. Ömer'in savcıya verdiği ifadeden anlatacağım size. Şok olacaksınız bakalım kim doğru söylüyormuş. Orada iyice savcıya verilmiş ifadeyi söyleyeceğim. Ali Bey merhaba. Ali Bey. Hatta değil mi? Merhaba sesim geliyor mu? Evet geliyor hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim sağ olun. Hayırlı cumalar. Aslında ben bu yayına bağlanmayı falan düşünmüyordum. Hatta İpek'in gitmesine de kızdım. Yani İpek'in neden bu yayına kızınıza? Ama. Efendim? Neden kızdınız kızınıza? Ya biz aslında olayın başından beri yani Ömer'le birlikte olmasına, Ömer gibi bir şahsiyetle yakınlık kurmasına yani selam bile vermesine kızdık ama işte bizi dinlemiyor. Herkesin evladı var. Tabii. Malumunuz bazen evlatlarınıza hakim olamıyorsunuz hele hele bu devirde. Peki Ali Bey siz baştan hani ilişkiye evet. De şahit biri olarak Ömer'in İpek'i kandırdığını biliyor muydunuz? Yahu bilmem diyor. Ömer yerdeki karıncayı bile kandırıyor kardeşim. Yerdeki biz karıncayı bile kandırır diyorsunuz. Yani biz şimdi
daha öncesinden ben defalarca söyledim. Bu en son 3 ay önce bakın. Ömer'i çektim ben. Kızımız bizden biraz koptu bu arada. Biz tabii izin vermeyince bu işlere Ömer'in yanına o Mardin'e gitmiş galiba. O arada kopuktuk kızımız da telefonları açmıyor falan ama biz bir hata yaptığını biliyoruz. Ondan sonra tabii sosyal medyada daha önceki çıktığı programdan beni Geniş Baba diye bağıranlar oldu. Geniş Baba ne yapalım kardeşim, kızımızı öldürelim mi? Evladımızı öldürünce mi mutlu olacaksınız siz? Ben anlamıyorum yani. Peki siz... Her şartlarda, dün de söyledim, her şartlarda, her konumda, her ortamda kızınızın yanındasınız. Bir şey söyleyeceğim. Bence siz bakın. Örnek alınacak bir şey. Ali Bey, beni duyuyor musunuz? Ben konuşurken şey yaparsanız üst üste gelmesin. Şimdi siz örnek alınacak bir davranış yapmışsınız. Çünkü kızımız hata yapabilir. Yanlış bir ilişkinin içine sürüklenebilir. Tüttü bilmem ne diyerekten dışlamak yerine sahip çıkmalıyız ki hatasının neresinden dönerse kârdı diye kızlarımıza, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Hata yapılabilir. Ama bundan sonrasında ne yapmanız gerekiyor ki? Yok Geniş Babaymış, bilmem neymiş. Bu ne saçmalık yani? İlgilenmemek daha kötü Ali Bey. Ali Bey? Onlara sormak istiyorum. Evladımı öldürseydim, toprağa gömseydim hoşunuza mı gidecekti? Yani bu, zannediyorum bu tarz kişiler bu karısını, çocuklarını sokaklarda dövüp öldüren kişiler. Hı-hı. Herhalde öyle tahmin ediyorum ben. Şiddetten beslenen kişiler. Evet. Neyse, konumuza dönelim. Şimdi ben İpek ve Ömer'in olayına büyük bir kısma, çok çok büyük bir kısma şahitim. Ben Mersin'de kendisine Ömer'i çektim, bu evli olduğunu öğrendikten sonra. Hı-hı. Oğlum dedim, bak delikanlı gibi ol. Yani ben sana burada bir, benim de yaşım çok senden fazla büyük değil. Bir abi tavsiyesi, bir baba tavsiyesi, ne tavsiyesi olarak kabul edersen et. Gel evliysen yuvana dön, etme eyleme, bak o tarafından. Oradaki imzada da üzülüyorum. Yani Ali Bey, siz dediniz ki, Ali Bey telefonda olduğumuz için çok uzun şey yapamıyoruz. Siz dediniz ki Ömer'e, sen benim kızımı bırak git karına. En son 3 ay önce bakın arabanın içinde, en son 3 ay önce arabanın içinde İpek de vardı yanımızda. Dedim oğlum bak, bak tartıştıklarını görüyorum çünkü. Git evine, yoluna bak. Ne dedi? Kızımın peşini bırak. Ne dedi yani size? Eğer bana kızım deseydik ya, baba ben bu Ömer'den rahatsız oluyorum. Beni rahatsız ediyor. Hani. Tamam. Hani dün, Ömer size ne dedi? Yok, Ali Bey. Dün... Ya benim sesim gitmiyor mu arkadaşlar ya? Hı? Buyurun. Ali Bey. Ömer size ne dedi? Ben İpek'i seviyorum baba. Ben İpek'siz olamam baba. Ben zaten şeyime öyle anlaşamıyorum baba. Zaten sonu geldi baba. Ben bakın ya, daha söyleyen bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Ben tutup da... Şu milletin önünde, tüm Türkiye'nin önünde yalan söyleyecek halim yok. Aramazdım da. Dün yalnız o saygın iş adamı diye tanıttı ya kendisini. Bir tane yanında birisini arattırdı. Evet. Orada Ömer de yanında. Biz de bunu biliyoruz yani. Diyor ki orada saygın iş adamı. Saygın iş adamı soruyorum. Çocuğunun ders parasını niye vermedin? Nafakasını niye ödemedin? İpeğin parası bittiğinde Ömer İpek'i terk etti. Bunu Ali Bey. Ali Bey, bir şey söylemek istiyorum. Aslında çok doğru söylediniz. Demin de benim ağzımın, dilimin ucuna gelen oydu. İpek'in parası şimdi 2,5 milyona kadar ya da 4 milyon mu toplam? 2,5 milyon. 2 milyon 300 bin. 2 milyon 300 bin parayı yolluyor ve son parası olduğunu biliyor. Son parasından sonra gidiyor. Yani aslında onlar tam tersini söylüyor ama. Onlar tam öyle diyecekler. Esra Hanım ne diyecekler? Minareyi çalan rezil oldular tüm Türkiye'ye. Bakın Esra Hanım bir şey söyleyeyim. En son İpek'in arabasını sattı. Kızım arabayı neden sattın dedim. İşte şöyle böyle lazımdı, daha başka alacağım falan. Ama ben bir dümenler döndüğünü farkındayım. Hı hı. En son araba parasını da vermiş. En son bir 100 milyar kalmış. Ben bunu öğrendim. Baban neyse söylemiş. Kızım bunu verme. Bu senin, hani ev tuttuk dediler. Bu senin dedim elektrik, su, çocuğunun bez parası. Bunu da verme. Onu da vermiş. Onu da elinden allem etmiş, kullem etmiş almış kardeşim. Ya ben şu yani hiç şey yapamıyorum. Bir erkeği Ali Bey, bir kadının parasını tenezzül eder mi ya? Tabii şimdi aynı şeyi söyleyecektim. Ali Bey bir beni dinler misiniz? Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir erkek çok kıskancım, karıma sahip çıkarım, işte hayatımdaki kadına sahip çıkarım deyip bir kadının parasına nasıl tenezzül eder? Son ben parasına, son adamı, kuruşuna kadar. Adamı, bu belki ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir dakika ya. Arkadaşlar onu organize eder misiniz ben konuşurken lütfen? Bir erkek bir kadının parasına bu kadar tenezzül ediyorsa bunu iddia olarak söylemek zorundayım yine de Ömer Bey bağlanmadığı için.
devamlı kadının parasına tenezzül ediyor, kadının parasını alıyor, son param diyor, yine alıyorsa bana göre kusura bakmayın erkek olabilir ama adam değil. Yani gelip de bir erkekle ay kıskandım ben onsuz yaşayamam şöyle öldüm bittim demek de değil. Önce parasızlıktan öl, aç kal, sokakta gez, yine de o kadının parasına dokunmayacaksın. Erkeklik biraz bundan gelir, böyle erkeğim, adamım, saygın iş adamıyım demeden önce kadının parasını yemeyeceksin. Önce oradan başlar her şey. Aç kalsan, sokaktaki kuru ekmeğe muhtaç olsa yine de kadının parasını alıp yemeyeceksin. Gerçekten bana hiç erkek gibi gelmiyor ya. Adam gibi gelmiyor. Böyle kadının parasını çın çın çın, sonra kıskançlık, çocuk yapalım. E ne işe yaradın sen? Kusura bakma, ne işe yarıyorsun bir erkek olarak? Daha sen kendi paranı kazanamıyorsan. Herkesin hayatında kötü şeyler başına gelebilir. İflas edebilir, durumun sıkışabilir. Diyorum ya, açlıktan öl, yine de gidip kadının parasına tenezzül etmeyeceksin. Ve bak onu zor durumda bırakıyor. Son kuruşuna kadar parasını yiyor. Bir de utanmadan seviyorum diyor. Bir de sonra belki hani ooo kadından da para aldım falan diye de böyle şey yapıyordur. Ne denir ona? Kendini iyi bir şey başarmış olarak görüyordur. Yani gözümde hiç erkek gibi gelmiyor ya. Vallahi gelmiyor. Buyurun Kadriye Hanım. Şimdi İpek Hanım, bana dön, ben sana söyleyeyim. Sen sevdim diyorsun, internetten buluyorsun bu adamı, o adama paran olduğunu söylüyorsun, senin paran için seni tavlamaya çalışmış, baya baya dolandırmış yani seni, son paran alana kadar. Sen gelinlik resmi çektiriyorsun, damatlık resim çektiriyorsun, koşa koşa nikah yapmadan, düğün yapmadan koşa koşa çocuk yapmaya gidiyorsun. Sen küçük değilsin, 18-19 yaşında da değilsin, aklın başında bir kızsın, çok akıllısın. Neden bunları yaptın, nasıl bu oyuna geldin? Bir gönderdin, iki gönderdin, üçüncüyü neden gönderdin? Bir erkeğe para gönderilir mi? Belli ki seni dolandırıyor. Belli ki senin paran peşinde. Belli ki senin, sen ev tuttum diyorsun. Sen bu parayı nasıl kazandın bu yaşa? Sen ev tuttum, oraya gittim, buraya gittim diyorsun. O kadar şey saydın. Bunu tek başına nasıl başardın? Bak baban da ne diyor? Kimse evladını hani öldüremez, edemez. Doğru, haklı adam. Cevap bekliyorum ben senden. Ya nasıl bunları başardın tek başına? Bu çocuk ve gelinlik meselesini anlatabilir miyim Esra Hanım? Bu arada onu anlatacağız. Bu arada Ömer'in bir mesajı var. Onu okuyacağım. Ömer de duysun, dinliyor zaten buradan. Bana bir mesaj bu. Demiş ki Ömer, Esra Hanım bunlara bakıp hala bu tarz konuşma yapıyorsa hakikat insanı değil. Boşuna uğraşmaya gerek yok. Size de arkadaşımız Tuğçe Hanım'a teşekkür ederim. İyi yayınlar. Şimdi ben şunu merak ediyorum Ömer Bey, şu anda da hani mesaj yolladığınıza göre insan, hakkaniyet ne demek acaba? Gidip evliyken başka kadından çocuk yapacaksınız, bu kadar paralar size gelecek, ben hakkaniyetsiz mi olacağım? Ben gerçekten bir erkek için böyle düşünmüyorum yani. Gerçekten bir erkek gidip başka kadından çocuk yapıp sonra da oradan uzaktan bakmaz, kadının paralarını yemez. Hayatındaki evli olduğun kadını da kandırıp diğer kadına gidip bir sürü kadın hakkında hakaret ediyorsun. Kusura bakma, bak sana bakarak söylüyorum. Benim gözümde hiç adam değilsin. Bu yayına da bağlanmıyorsun ya. Adam değilsin. Korkmuyorsan madem haklısın, geldin haklısın ya. Gel çık yayına. Söyle, ben bu kadına böyle böyle yaptım de. Benim, bak bunu söylesen de inanacağım sana. Benim zorla spermimi çaldı de. Gitti zorla hamile kaldı de. Beni karımdan ayırmaya çalıştı de. Benim paramı yemeye çalıştı de. Takım elbise ben giydirdi bana ben. Zorla, silah zoruyla bana takım elbise giydirdi. Bana ben. Düğün yaptı de, bana doğum günleri yaptırdı de. Söyle, inanayım. Hakkaniyet için önce senin inandırıcı şeyler söylemen lazım. Yemişsin kızın parasını, kusura bakma. Ne yiyorsun kadının parasını? Ne alıyorsun kadından ya? Böyle bir adamlık oluyor. Kadının parasını yedin, parasız bıraktın. Yollamış sana, hepsini gördüm. 2,5-3 milyon para yollamış. Çocuğu da yapmış, DNA'sı da senden. Ne yani? Koca adamsın, iki katı boyundasın. Saygın iş adamıyım diyorsun. Sonrasında gelip kızın paralarını yiyip çocuk yapıp ortada bırakıyorsun. Bu olmaz. Bu gerçekten değil ya. Sizin kültüre de uymaz. Ben çok iyi biliyorum sizin kültürün adamlarını. Böyle bir adamlık değil. Ömer hattaymışsın. Ömer Bey. Hatta mı Ömer? Hatta. Ömer Bey. Efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Ben size gereken... İyi ki hakkaniyetli değilsiniz dediniz ama ben... Lütfen sadece sizi dinlemek istiyorum. Buyurun. Şu şekilde alan söz söyleyeyim. Evet. Gereken bilgileri, belgeleri
Ben size aktardım. Bu çocuğa 3,5 ay öncesine kadar tüm masrafları benim sırtımdaydı. Oo. Şu anda oraya gelip de prim kasmasına gerek yok hiçbir şekilde. Hı hı. Ben size gereken bilgilerin hepsini ben size aktardım. Karşıdaki kişinin kaybedecek bir şeyi olmadığından dolayı oraya çıkabilir. Bizimki kaybedecek her şeyi seni tanıdıktan sonra kaybettim çünkü. Evet. Tabii kaybedecek hiçbir şey kalmadı. Bir dinleyelim İpek Ömer Bey. Hanım. Evet buyurun. Esra Hanım. Bakın. Buyurun. O kişinin kaybedecek bir şeyi yok. Ama şu anda çıkıp senin da bizim herhalde gibi şerefli onurlu bir aileye yakışmaz. Babasına ben şunu da derim. Ulan madem sen onu diyorsun da senin kızın yayın yaparken sen neredeydin? Ne yayını? Yayını. Ne yayını? Ben Esra size gereken her şeyi artı 18 canlı yayınlarını ben size aktardım. Artı 18 canlı yayın mı? Bak şu şekilde ben size söyleyeyim. Gereken evrakların hepsini ben size aktardım. Hakkaniyet bir insan olsanız size aktardıklarımı orada rahat bir şekilde paylaşabilirsiniz. Madem artı 18 yapıyordun. İşte bak bu kadar iftira sen kendin. Hayır öyle yapıp kaçmak olmaz. Şimdi, bak madem artı 18 yayın dedi sizin tanıştığınız yayın mı? Evet. Sen o yayından tanışmışsın. Sen niye oradasın? Esra Hanım bir dakika ben bu konuyu da söylemek istiyorum. Şimdi ben hani dün bahsettim ya yayında evim vardı. Evimi için yaptırdık babamla eşyalı bir şekilde sattık diye. Sonra ben Bursa'da ultra lüks bir rezidansa yerleştim. Tamam. Evim parasını İpek bence bunu koydum. Anlat çünkü yanlış fikir olmasın. Evet. Bir dakika söyleyeceğim. Artı 18 falan değil. Ne artı 18 ya? İftiracı pislik ya. Gerçekten her aradığında bunu söylüyor. Bunun arkasına sığınıyor. Tamam artı 18 yayın nedir? İnsanlar bilsin. Şunu söyleyeyim. Rezidansa taşındım. Evimin parasını bankaya altın olarak koydum. Ve taşındıktan 1-2 gün sonra pandemi süreci başladı. Hı hı. Tamamen sokağa çıkma yasağı. Çalışıyordum ben o dönemde güzellik salonunda. Güzellik salonları falan her yer kapatıldı biliyorsunuz. Çalışamaz duruma gelince köpeğim var bir de benim küçük köpeğim. E ne yapacağım? Daire tutmuşum. Bir şekilde evimi geçindirmem lazım. Bigo gibi bir sitelerde sohbet ediyorsun. Sokağa çıkma yasağı peki, var. Peki müsteşarlık insanlar nerede burada? Hı? Hani diyor ya artı 18'lik kısmı artı 18'lik falan hiçbir şey yok. Yalan söylüyor ya. Terbiyesiz, namussuz insan. Ben namus. Madem sen o kadar namuslusun. Ne işin var artı 18 sitelerde o zaman? Ben artı 18'im. Madem artı 18 sitede beni tanıdın. Niye gelinlik giydirdin? Artı 18 sen ben. Niye çocuk yaptın benden? Niye Mersin? Alak sıfır. İnsan bunu söylerken çocuğundan utanır ya. Pislik. Vallahi pislik ya. Peki yani Ömer Bey de duysun. Ömer Bey siz zaten o artı 18 site demişsiniz ya. Bakın bahsediyoruz şimdi. Esra zaten Hanım, orada tanışmışsınız Esra ya. Esra Hanım ben sokağa çıkma yasağı olduğu süre boyunca dükkanlar kapalı ya. 3-4 ay kadar evet canlı yayın yaptım. Evde sıkılıyoruz. Ne yapacağız? Geçim nereden olacak? Oradan hediye geliyor. Ki yani bu TikTok ya dünkü, gibi Tufan galiba değil mi? Hediye atıyorlar. Evet görüntü. TikTok. Yani burada bağım meselesi var TikTok zaten. TikTok mu bu uygulama? TikTok bir başka site. İsim vermeyeyim şimdi. Hani zaten oturmana kalkmana dikkat ediyorsun. Bağım var zaten. Açık giyinemiyorsun. Ne artı 18'i? Pislik be namus. Sen bunu söylediğinde sana ailen demeyecek mi? Artı 18 sitede gezen kızla niye çocuk yaptı? Ne işin vardı diye. Pislik. Hiç ya yüz yok bunda ya. Be namussun oğlum. Anladın mı? Bunu söyleyebilecek sende ahlak varsa sana demeyecek mi şırnak? Sana demeyecek mi aşiretin? Ulan kalıbından utan. Madem 18 artı sitede ne işin vardı bununla? Lan madem iftira atıyorsun. İftiran da namuslusunu at. İşte sıkıştı ya. Köşeye sıkışınca erkekler işte ne yapacak? Yumurta ucuna geldi çünkü ne iftira atacağını şaşırıyor. Evet. Ben buna işte sinir oluyorum. Ortada bir çocuk var. Erkek evladım var. Geçen yayında da aynısını söyledi. Bunu duyunca benim şartellerim atıyor ya. Nerede benim artı 18 yayınları? Madem artı 18 yayıncılık yapıyordum ben. Kendine nasıl yakıştırdın beni o zaman? Ha? Ne işin vardı 3,5 sene boyunca benimle? Niye imam nikahıydın? Beni nasıl namusun? Demek ki kendine layık gördün. Ne işin vardı artı 18 sitede o zaman? Bunu cevapla. Hadi ara tekrar. İftiracı. Pislik. Lanet olsun seni tanıdığım güne. Hani sen benim doğum günümde pastanın üstüne yazdırmıştın ya 29 Ağustos'ta. Takvimin en güzel günüydü seni tanıdığım gün diye. Takvimin en lanet günüydü seni tanıdığım gün. Lanet olsun o güne. Lanet olsun seni tanıyıp da yanına geldiğim günlere
lanet olsun. Hiç utanma, arlanma, edep, ahlak, namus sıfır ya. Ya erkek evladı var, insan çocuğundan utanır bunları söylerken ya. İpek, şimdi Ömer Bey bize söylüyormuş. Ömer Bey'in de söylediğini iletmemiz, hakkaniyetli olmamız gerektiği bu. Ömer demiş ki, başta öyle tanıştığınızı biliyoruz. Ömer Bey şunu söylüyor. İpek, benle birlikte olduktan sonra da bu yayınlara devam etti. O yüzden ayrıldım. Ya bu kadar yalan işte. Vallahi bak, açık yayınlara devam etti diyormuş. Bu kadar yalan işte. Yani kapatmasaydı bunu soracağım. Ben şu çat 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 söyleyip kapattım. Nasıl iftira atacağını şaşırıyor. Ben sıkıştım. İşte şöyleyim böyleyim diyemiyor. Namusluca çıkıp evet ben kandırdım İpek'i, parasını da aldım ama mağduriyeti neyse gidereyim. Çocuğuma da bakayım, nafakasını da yatırayım İpek, yapma etme, gel helalleşelim hakkımı. Bir açık kapı bırak, çocuğumu da göreyim demiyor da namussuzca iftiralar atıyor. İşte bu erkeğin şeyi bu. Ya bu erkeklerin şunu da, böyle ortaya şunu da çok fazla görüyorum. Çünkü erkeğin aslında o bir kadından vazgeçmesine hak vereceğimiz nokta var ya. Namussuz da aslında bu kadın demek istiyor. Ya, o da beni kadınlığıyla vurmaya çalışıyor. Şimdi ama unuttuğu bir şey var. O beni kadınlığıyla vurmaya çalışıyor ama yarın öbür gün büyüyünce ona hesap soracak bir oğlu var bende. Ben aslında hesap Ömer Bey'e bir Allah var bir de. Ömer Bey'e çok sormak isterdim. Hakkaniyetsiz diyor ama çocuğuyla ilgili ne düşünüyor? Bir çocuğunuz var, bir oğlunuz var. Keşke bununla ilgili... Ses kaydı gönderdim. Var mı? Ne ses kaydı? Ömer'in baldızına söyledi. Ben o çocuğu yaptığıma bin pişmanım. Ha, o çocuğu çocuğum gibi bile sevmiyorum. Onu dediği için ben televizyona çıktım zaten. Ya çocuğunu nasıl sevmezsin ya? Nasıl pislik bir insan? Yani şimdi Ömer'e bir iki bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Siz söyleyin. Sonra Ömer senin ifadenle, savcıya verdiğin ifadeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam. Savcılık neyle ilgili? Şikayet. Hayır, ben... yok, onunla ilgili. Buyurun siz söyleyin. Tamam. Şimdi Ömer kardeşim bak. Olayın iki boyutu var. Bir hukuki boyutu var. Bir de manevi boyutu var. Hukuken zaten bu kızcağız mahkeme kararıyla senden bir nafaka talebi elde etme hakkına sahip. Hı hı. Hiçbir şekilde hukuken bundan kaçamazsın. Yarın öbür gün ticaret olur, gene gelip senin boynuna basar ve bu parayı alır. Bir şekilde icraya verir, gelir senden bu parayı alır. Fakat ben daha çok işin manevi boyutuyla ilgileniyorum. Şimdi ben de senin bölgedeki, bölgede yaşayan insanlardan biriyim. Ben de babayım. Yani bizlere yakışmıyor bu durum. Her şeyden önce, herhangi bir yerde, dünyanın en kötü yerinde dahi tanışmış olsan, bu kız senin çocuğunun annesi kardeşim. Sahip çıkacaksın buna ya. Tabii. Böyle bir şey yok. Kadınla bir daha, Yani bir daha sen İpek'le beraber olmayabilirsin. Başka bir evlilikte kurmuş olabilirsin. Ama bu çocuğun vebalini taşımak zorundasın. Üç gün sonra bu çocuk sana hesap soracak. Yakışıyor mu? Yapma şunları ya. Koca adamsın. Delikanlı aslan gibi adamsın. Bir çocuğa sahip mi çıkamıyorsun? Bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha söyleyeceğim. 3,5 ay önce yayınlara çıktı diye ben nafakayı kestim diyorsun. Ya sen nafakayı çocuk... Bir dakika kızım lütfen. Sen nafakayı çocuktan kesiyorsun ya. İpek'ten değil ki. O çocuğun maması, o çocuğun bezi. Bunlar hep senin sorumluluğunda. Yakışıyor mu? Bunları yapmak zorundasın. Hem manen hem hukuken. Lütfen. Lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi ben de tabii bazen yorumlara da cevap veriyorum. Şimdi bazısı hiç herhalde programı da izlemiyor. Öbür adamın parasını yedi diyen var. Onlar herhalde hiç izlemiyor. Parayı yiyen İpek gönderiyor paraları. Ömer değil arkadaşlar. O izlerken şey yapın. Bir de şöyle bir durum var. Diyelim ki açık sitelerden tanışıyorlar ama zaten ya da böyle açık ona göre artı 18. Yani ne olduğunu şeyin anlayamadım ama ben bir tane videosunu izledim. Videoda gayet kıyafet, yani normal kıyafetle yapılan bir video. Değil mi? Evet. Öyle bir canlı normal yayın. Normal sohbet yani bu. Hı hı. Böyle yapılıyor. Bu arada bu ifadeden, çünkü sen bir şekilde şikayetçi olmuşsun İpek. Ben şikayetçi çocuğum, olmuşsun sen. O şikayeti nasıl olduğumu da söyleyeyim. Söyle. Doğum yaptım. Çocuğum küvezde kalması gerekti. Kimlik lazımdı çocuğuma. Yoğun bakıma alındığı için acil bir şekilde. Ömer'e ulaşmaya çalıştım. Ömer dedim hani ben de Covid'liyken doğum yapmışım. Çok rahatsızım. 12 gün boyunca kendime gelemedim. Değneklerle bastonlarla gezdim. Ömer dedim git çocuğun kimliğini çıkar. Ömer de bugün çıkaracağım, yarın çıkaracağım. Hem çıkarmadı hem de hastaneye gelip çocuğunu görmedi. 12 gün boyunca çocuğum küvezde kaldı.
ciddi solunum rahatsızlıkları vardı. Durumu kritik dedi doktorlar. Hemşireler sormasına rağmen babası nerede, babası nerede hiçbir şekilde gelmedi. Sen de gittin. Kimliğini çıkartmak evet. için. Evet önce Aha. gittim kimliğini çıkardım. Hastaneye verdim. Daha sonra da lohusa halimle karakola gidip hamile kadını terk suçundan bu adamı şikayetçiyim. Benden tüp bebek yaptı ama hastaneye doğumuma gelmedi. Çocuğum küvezde can çekişiyor. Çocuğumu Hı-hı. görmeye bile gelmedi diyerek elimde böyle peçeteler ağlaya ağlaya polise ifade verdim ve şikayetçi olduğumu söyledim. Hı-hı. Daha sonra karakoldan ifade almak için 5-6 ay boyunca Ömer Aksin'i aradılar. Hani Ömer ifade vermen Hı-hı. gerekiyor diye. Ömer ifade vermemek için sürekli kaçtı kaçtı ve Mersin'de Hı-hı. bir otelde kalırken yakalandı. Polisler onu yakaladı. Bir gece boyunca nezarette kaldı. Hatta o gün yine ben Ömer'le beraberdim. İpek dedi beni karakoldan gelip aldılar. İfade verdi. Şimdi ben hemen ifadeyi okuyayım vaktimiz şey olmadan. Şu İpek evet. şikayetçi oluyor ya. Şimdi Hı-hı. Ömer Bey de hakkaniyetli olmamızı istediği için Ömer Bey'in ifadesini okumak istiyorum. Savcıya verdiği Savcıya ifade tamamen götürülüp verdiği Evet, şey savcıya bu. Verdiği ifade tamamen kendi beyanınızdır. Dürüstçe vermişsinizdir diyerek düşünerek bir ifadesini kısacık okumak istiyorum. Evet, İpek'le birlikte yaklaşık 2 yıl önce tanıştım. Kendisini internette yapmış olduğu canlı sohbet sitelerinde tanıdım. Tanıştık ve kendisiyle tanıştıktan sonra bu hayattan kurtarmak için imam nikahlı olarak evlendik. İmam nikahlı eşi bu arada. Evlendikten sonra kendisi tüp bebek yapalım dedi. Ben de gerekli masrafları karşıladım. Evrakları ve numuneleri kendisine verdim. Kendisi Kıbrıs'a gitti ve tüp bebek yaptırdığını söyledi. Yaklaşık 2 ay sonra kendisiyle bir tartışmamız oldu. Bu tartışmadan sonra evden ayrıldım. Aynı evde olduklarını da ifade ediyor burada. Ancak kendisiyle neredeyse her gün görüşmeye devam ettim. Tüp bebek olayından sonra kendisi sürekli benden para istemeye başladı. Çünkü bütün param ondaydı Esra Hanım. Onda olan paralarını çocuğum, istedi. Yani ben bir devam edeyim bitireyim. Gitmem lazım. Para istedim, bu durum canımı sıkmaya başladı. Ben de artık bu duruma katlanamadığım için kendisinden ayrıldım. Çocuk doğduktan sonra DNA testi yaptıralım. Çocuk benim çıkarsa her türlü masrafını karşılayacağımı söyledim. Ancak çocuğun benim olup olmadığını bilmiyorum, emin değilim. O dönem DNA testi çıkmamış herhalde sonucu. Evet, çıkmadı. Ayrıldıktan sonra İpek'in ve doğurduğu çocuğun herhangi bir şekilde ihtiyacını karşılamadım. Ve onlara hiçbir şekilde uğramadım diyor. İlk evlendiğimizde yani imam nikahlı evli olduğumuzda Ömer Bey'in ifadesi bu. İpek evli olduğumu da bilmiyordu. Ona söylememiştim. Bu şekilde böyle söylüyordu. İyi duyun. Evli olduğumu bilmiyordu, ona söylemedim. Evli olduğumu öğrendikten sonra aramızda sorunlar çıkmaya başladı. Nerede ya? Sorunlar çıkmaya başladı. Bir dakika. Ancak o sürece kadar herhangi bir şeyle... Bu nedenle ayrıldık. Yani diyor ki evli olduğumu öğrendiği için problemler çıktı. Bu nedenle ayrıldık. Dediğim gibi ben ayrıldıktan sonra herhangi bir şekilde İpek'in ihtiyacını karşılamadım. Çocuk DNA sonucu eğer benim çıkarsa her türlü ihtiyacını karşılamaya hazırım. Ancak o sürece kadar herhangi bir şekilde yardım etmemeye kararlıyım DNA çıkana kadar diyor. Olay bundan ibarettir diye söylemiş. Kendisi ifadesinde zaten açıklıkla İpek'in evli olduğundan haberi olmadığını, ona farklı söylediğini, imam nikahlı evli olduğunu, ayrıyeten de sitede o Esna hani şu an kızdığı sitede tanıştıklarını... Ve hemen bundan 2 ay sonrasında mı imam nikahı yapıyorsunuz? İpek ne zaman imam nikahı yaptınız? Tanıştıktan? 1 yıl sonra falan herhalde. Hı-hı. Tam hatırlamıyorum ama Müstehcen yayın yapıyor diyordu ya ne kadar terbiyesizsin. Ben troll yapan, güldüren hani o dönem evde canımız sıkılıyor. Yani troll yapıp şen şakrak kahkaha atan hani... Komedi yayınları yapan bir kızdım ya ki o yayınları izleyen kişiler varsa da lütfen ki gerçekten sitede de çok popüler bir yayıncıydım ben. Sadece 4 ay yaptım bu yayını yani sadece 4 ay. O hayattan kurtarmak için diyor ya ne hayatta sen beni pavyondan mı topladın ne hayatından kurtarmak istiyorsun? Zaten benim banka hesabımda birikimim var ve ben o yayınları sadece can sıkıntısı içinden. Yani sokağa çıkma yasağı var Covid'in başlarında.
Covid yayını şey bitti, yayını ben bıraktım çünkü artık sokağa çıkmaya başladık. Ya işler... zaten şuradaki şu durum var. İpek, sen oradan tanışmışsın. Ne olursa bir şey kötüyse zaten baştan tanışmaz. Ömer Bey'e de şunu söylemek istiyorum. Ömer Bey, isterseniz tüm belgelerinizi alıp pazartesi günü yayınımıza gelebilirsiniz. Her söylediğiniz, her ifadeniz, her belgeniz yayınımıza açıktır. Yayın diyor ya. İstediğiniz şekilde katılabilirsiniz. Ayıp, yani burada hakaniyetsizlik diye bir şey yok. Size yayınımız tamamen açık. Her istediğinizi söyleyebilirsiniz. Sizin ifadelerinizi de hakkaniyetsiz olmasın diye okudum ama okuduklarımın hepsi ipeyi doğrular şekildeydi. Sizin başka eğer kanıtlarınız varsa gelebilirsiniz.